Ersin Hocam, tabii Covid ve koronavirüs hayatımıza girdikten sonra el yıkama alışkanlığımıza daha bir hassas davranmaya başladık. Evet. Evet, illa ki elimizi yıkıyorduk ama işte çocuklarımıza el yıkama alışkanlığını kazandırdığımız o süreçte artık biz de onlarla beraber öğrenmiş olduk. Şimdi şeyi de abartmamak mı gerekir? Evde sürekli bir el yıkamanın bir anlamı yok. Yani evde hiçbir şey yoksa. Ama dışarı çıktığınızda, dışarıdan gelindiği takdirde el yıkama, işte toplu yerlerde herkesin dokunduğunu düşündüğünüz kapı kollarına dokunduğunuzda, işte ne bileyim marketlerde market arabalarına dokunduğunuzda, yiyeceklere dokunduğunuzda ya da işte toplu taşıma kullanmak durumunda kalıyoruz. Onlarda bir yerlere tutunmak zorundasınız. O gibi yerlerde hemen eldiven zaten dışarıda mümkünse kullanın ve sonra da sürekli elleri bir yıkamak. Çünkü farkında değiliz. Biz çok fazla elimiz yüzümüze gidiyor, elimiz ağzımıza gidiyor, gözümüze gidiyor. Bunun yüzden de el hijyenine hakikaten dışarıdayken de çok dikkat etmek gerekiyor. Evde de tabii ki zaten normalde bir hijyenimiz vardı, ona dikkat ediyorduk. Evde koronalı birisi yoksa, demin konuştuğunuz gibi temaslı örgüsü yoksa, karantina örgüsü yoksa, ikide bir gidip el yıkamanın da bir anlamı yoksa sonuçta cilt bariyeri de bozuluyor. O da bizim için istemediğimiz bir şey. Ellerin yara olmasını da, sürekli tahriş olmasını da istemiyoruz. Ama yani birazcık yani duruma göre davranmakta yarar var. Peki bu süreçte evet, eldiven takın diyoruz hocam. Peki eldiven takmak ne kadar sağlıklı? Eldiven işte toplu taşımı kullanırken, işte markete gittiğinizde ya da işte bir eczane ya bir yerden gidip bir şeyler almak durumunda kaldığınızda eldiven takın. Eldiven taktığınızda o eldiveni de çıkartıp ama sokak ortasına atmamak lazım. Maskelerimizi dışarılara atmamak lazım. Onları da mümkün olduğu kadar çöp konteynerlerine koymak gerekiyor. Onları çıkartıp sonra tekrar ellerinizi yıkar, dezenfektenizi yaparsınız. Eldivende bir tahriş, bir şey olmadıktan sonra bir problem yok ama hani evin içerisinde eldiven takmanın bir anlamı yok. Hastaneye gelirken tabii dikkatli olmak gerekiyor. İşte eldivenini, bonelerini takıp, maskelerini takıp o şekilde gelmeleri gerekecek. Ama eldiven kullanmak gerekiyor. Dışarıda muhakkak maske takmak gerekiyor. Ben açık havadayım. Artık yok öyle açık havadayım. Dışarıda öyle değil. Dışarıda herkes maskesini takacak. Maskeyi sadece şu an benim yaptığım gibi burada değil de yani lütfen bu şekilde konuşarak kullanacaklar. Ben çoğu insanı görüyorum. Maskelerin hepsi dışarıda bu şekilde dolaşıyorlar. Böyle değil. Yani maskeye de dikkat edecekler. Dışarıda yine de maske olmasına rağmen mesafeye dikkat edecekler. Gençler bize bir şey olmaz deyip sürekli dışarı çıkıyorlar. Yok öyle bir şey. Yani herkes hasta olabilir ama tabii daha hafif geçiriyor olabilir ama sen etrafındakilere bulaştırıp onların daha ağır geçirmesine sebep olabilirsin. Gerçekten evde kalın deniyorsa bunun bir bilimsel bir yönü var, bilimsel bir şey var. Yani dünyayı tekrar keşfetmenin de bir anlamı yok. Bir insanlar size bu şekilde bir öneride bir bulunuyorlarsa lütfen saygılı olup onları yapmak gerekir. Çünkü onlar yapılmadığı takdirde bizim özgürlüğümüz daha kısıtlanmaya devam edecek. Yani insanlar evlerde kalmaya devam edecek. Ama şu işi gerçekten hakkıyla yaptığımız takdirde işte gidip ormanlık alanda piknik yapıyordu, bilmem ne yapıyordu, bizi kimse görmüyor. Yok öyle bir şey. Yani herkes lütfen dikkat edecek, bu kurallara uyacak. O sosyal izolasyona dikkat edecek, hijyene dikkat edecek, maske kullanması gerekiyorsa maske kullanacak, dışarıya çıkmayacak işi olmadıktan sonra. O zaman hep birlikte bu mikroptan bir an önce toparlarız ve en kısa sürede hepimiz dışarı çıkabilecek hale gelecek durumlara geliriz. Ama dikkat etmediğimiz takdirde bu süreç uzamaya devam edecek. Ve bilim insanları da bunu her gün de gündeme getiriyorlar. Her gün anlatılmasına rağmen ama bu insanlarımız nedense onları kulak arkası mı ediyoruz, basite mi algılıyoruz? Yani ben açıklayacak bir şey bulamıyorum. Öyle söyleyeyim, bu yaptığımız hareketlerin karşılığında evet, nedir anladım. Bunun bir yaşı yok. Evet, kronik rahatsızlıkları olanları daha çok etkileyebilir ama geçen 27 yaşında bir meclis üyemizi kaybettik. Yani işte onu demek istiyorum. Yani şey yok bunda. Tamam, altta yatan hasta olanlar daha ağır seyretmiyor mu? Seyrediyor ama tutmadığını olmayacağınız anlamına gelmez. Gençler o yüzden herkesin lütfen dikkat etmesi gerekiyor kendine. Bana bir şey olmaz mantığı yok yani böyle bir şey yok.